Manşete hoş geldiniz. Erdoğan Almanya'da birkaç saatlik günü birlik bile diyemeyeceğimiz bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Alman mevkidaşı tarafından karşılanmış ama asıl görüşmeyi Alman Başbakanı Scholz'la yapacak ve buraca e, ağırlıklı olarak bu görüşmenin gergin geçeceği, Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaması, hatta Hamas'ın arkasında durması ve Almanya'da İsrail'in yanında hizalanmış durumda ve bütün Filistin dayanışma gösterileri iptal edilmiş filan durumda. Eylemlere izin verilmiyor. Böyle bir ortamda bu ziyaret gerçekleşiyor ve bu ziyarette Alman başbakanıyla Erdoğan'ın arasında soğuk rüzgarlar eseceği bu sadece bu konuyla ilgili olarak dile getiriliyor ama esasen bu ziyaretin önünde arkasında çok fazla İsrail yok. Her ne kadar basın buna odaklanmış olsa da ayrıca Erdoğan bütün Avrupa ülkelerinde ve Batı'da olduğu gibi Almanya'da da sevilen bir lider. Merakla beklenen, bakalım ne olacak falan denilen bir lider değil. Eskidi, yıprandı. Yani o iktidara geldiğinde olanların hepsi şu anda tarihe karıştı. Mesela Merkel Almanya'da ama o devam ediyor. Böyle olunca da işte ilişkiler yıpranıyor. Yani daha önceki politikalarınız, yürüttüğünüz neyse artık siyasetiniz sizinle beraber devam ediyor. Bir bagajla beraber yürüyorsunuz ve bu bagaj gittikçe büyüyor. Herkes eski laflarınızı, düşüncelerinizi hatırlatıyor, zikzaklarınız ortaya konuluyor bilmem ne. Bir yenilenme olsa, yeni bir lider gelse veya işte bir iki dönemde bir yenilenme olsa böyle olmayacak. Yeni gelen yeni bir şey söyleyecek, beyaz sayfa açacak, kimse de önceki lideri hatırlamayacak. Ama maalesef Türkiye bunu ne zamandır kaçırdı. Almanya ile gündemde daha çok ticari konular var, parasal konular var. Ona bakacağız ama daha Erdoğan Almanya'ya giderken yolda radyo televizyon üst kurulu Docevele ki Alman Yayın kuruluşu onun Türkçe internet sitesini kapattı. Yani Erdoğan'ın cebinde bu var. Erdoğan'ın isteğiyle mi arzusuyla mı bilgisi dahilinde mi oldu olmadı bilmiyoruz ama bu kadar kolay olmamalı. Eğer bir haberle probleminiz varsa bu yapacağınız şeyler bellidir. Cevap hakkınızı kullanırsınız, düzeltme hakkınızı kullanırsınız ve bu kuruluşlar cevap ve düzeltme hakkına en azından saygı duyuyor. Eğer sizinle ilgili bir şey çıkmışsa düzeltirler veya açıklamanıza yer verirler. Doçeveli'den bahsediyorum yoksa Türkiye'deki yayın organlarında bahsetmiyorum. Türkiye'de cevap ve düzeltme hakkı yok. A'dan Z'ye yok. Solunda, sağında, liberalinde, muhalifinde, muhafazakarında e, ne bileyim mevcut işte şu anda özgürlükçü bilinen e, mevkutelerinde dahi. Ama en azından Doçeveli falan gibi yerlerde bu olabiliyor Kökten kapatmak nedir, engellemek nedir, yayını durdurmak nedir, dinamitlemek nedir? Yani herkes canını sıkanı bitirmeye, canını sıkanı ezmeye çalışıyor. Böyle bir şey. Bu herkes için geçerli. Gerçekten herkes için geçerli. Sadece siyaset, siyaset erbabı için değil. Hemen her kesim için geçerli. Alm Almanya ziyaretinin odağında esasen 40 tane Eurofighter Tayfun uçağının alınması var. Ki bu son derece değerli bir uçak. 100 milyon, 115 milyon dolar mesabesinde veya euro mesabesinde bir değer atfediliyor. Fakat bu uçak dörtlü bir konsorsiyum tarafından üretiliyor ve satılıyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya. Şimdi bu dörtlü konsorsiyumun dördünden de onay almanız gerekiyor. İngiltere'nin onay verdiği belirtiliyor. İspanya, İtalya'da sıcak bakıyor deniyor ama Almanya sıcak bakmıyor. Bunu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı. 40 tane Eurofighter uçağı alacağız. Ancak Almanya'nın e, bir takım çekinceleri var. Gene Doçeveli haberinden de öğreniyoruz bunu. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Almanya'nın bir numaralı çekincesi. iki numaralı çekincesi Suriye'de PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonlar. Yani ben sana uçak vereceğim ama burada mı kullanacaksın diyor. Üçüncüsü İsveç'in NATO üyeliğinin onaylamasının TBMM'de gecikmesi. Şimdi İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gecikti. Erdoğan güya işte NATO zirvesi haftasında tam da İsrail'in Gazze'ye saldırdığı haftada işte İsrail-Gazze savaşının çıktığı günlerde bir cumhurbaşkanlığı kararıyla bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale etmişti. Herkes zannetti ki birkaç gün içinde başlayıp bitecek Finlandiya'da olduğu gibi. Fakat öyle olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi ama Dışişleri komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin görüşmeleri erteledi. Fuat Oktay komisyon başkanı eski cumhurbaşkanı yardımcısı bizim gösterdiğimiz hassasiyeti ne yazık ki muhataplarımız bize göstermedi dedi. Gerekçe de bu. Yani Türkiye cumhurbaşkanlığından çıktı bak parlamentoda parlamentodan da geçireceğiz ama orada bu sefer fren koydu. Yani tam bir kedi fare oyunu gibi bir şey. Bunda en önemli gerekçe Ne? Niye böyle yapıyor Türkiye? E çünkü Biden'dan bir türlü istediği daveti alamadı Erdoğan. Çok net. Yani bunun başka bir nedeni yok. En son 12 Kasım'da Erdoğan, ABD dışişleri Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra Biden ağırlar. Benim Biden aramam şık olmaz falan diyerek bir kere daha... Beyaz Saray'a müracaat etti Biden'a müracaat etti Biden göreve geldiği günden beri Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamadı Erdoğan da bunun için yanıp tutuşuyor her New York'a gittiğinde bu görüşmeyi kovalıyor olmuyor Birleşmiş Milletler zirvelerinde başka şeylerde aralarda hep ayaküstü görüşmeler oldu 5-10 dakika merdiven altı görüşmesi veya işte efendim böyle bir küçük odada veya kabul salonunda falan çok dişe dokunur şeyler değildi o da Amerikan yönetimi tarafından madem çok istiyorsun hadi gel bir 10 dakika 20 dakika fotoğraf verelim de git kendi kamuoyuna bunu pazarla. Kabilinden görüşmelerdi. Fakat şimdi e, bu konuda bayağı ısrarlı Erdoğan. Yani bu fotoğrafı vermek istiyor. Ancak Amerika'dan bu yönde bir şey yok. Zaten Antony Blinken'da yani bırakın Amerika başkanını. Amerika Dışişleri Bakanı da ilgi göstermiyor ki Türkiye'ye. Yani İsrail Gazze savaşının ilk haftasında bölge turuna çıktı, Türkiye'yi atladı. İkinci turda ancak belki araya birileri girdi, bir şey oldu. Türkiye'ye geldi ki o görüşme de 5 Kasım'da oldu ya da 6 Kasım'da eee Anthony Blinken Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesi. O görüşme de Amerikalı yetkililer tarafından son dakikaya kadar teyit edilmedi. Yani o da böyle bir bir tür askıda bırakıldı veya havada tutuldu. Mesele bu. İşte İsveç, NATO, Amerika, e, Almanya meselesi bu. Bu şey meselesi önemli. Fighter uçakları, e, Eurofighter Typhoon uçakları milyarlarca dolarlık bir anlaşmadan bahsediliyor. 40 tane alacağız deniyor. E o arada F16 modernizasyon meselesi bekliyor. F35 zaten hayal oldu. E, çok acayip bir denklemde iş tutulmaya çalışılıyor. Yani Olacak mı? Olmayacak mı? Neyse biz Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de biliyorsunuz yargıda bir tansiyon var ve Cevheri Güven enteresan bir e, bilgi paylaşmış. AYM-Yargıtay savaşı çıkartmak beklenen sonucu vermedi diyor. Yargıda ortaya saçılan pisliklerin yükselttiği tansiyon AKP-MHP ilişkisini dinamitliyor. Farklı bir boyutuna dikkat çekmiş ki son çete operasyonlarına dikkat çekiyor. İşte Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'nin üzerine gidilmesinden... Gidel, ...gidilmesine esasen bir atıf da var burada, ima gönderme de var. Polisin yaptığı her çete operasyonu MHP'nin kıyılarına ulaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları peşi peşine hükümeti hukuk duvarına çarpıyor. Nefes alabilmek için bulabildikleri formül 17-25 Aralık'ın yıl dönümünde kitlesel gözaltılar yapalım. Evet, gözaltılar operasyonlar devam ediyor. Birazdan bakacağız... Fakat e, yani gazeteci tutuklamaları, serbest bırakmaları, tahliyeleri de e, var. E, en son bugün e, Barış Pehlivan tahliye oldu. Geçmiş olsun evinden fotoğraf paylaşmış. 3 aydır açık cezaevindeydi. Yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Denetimli serbestlikten yararlanması gerekirken... ...yargıta üyesi Ömer Faruk Aydınler'in açtığı dava nedeniyle bundan yararlanamadı. Fakat şu oldu... Mahkemeye bütün talepler e, götürüldü ve reddedildi 3 ay boyunca. En son yargıta üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekti. Şikayetini geç geri çekince de denetimli serbestlikten yararlandı, tahliye oldu. Allah herkese böyle bir yargıta üyesi mahkeme ve süreç açık cezaevi ceva e, ne derler, nasip etsin diyecek durumdayız. Geçmiş olsun. E, yazıp çizdiklerinde e, mahkum olduğu konularda e, herhangi bir problem yoktu olsa bile... Zaten e, bununla ilgili yapılacak işlem bellidir. Ce gazeteciyi tutuklayıp cezaevine atmak değildir. E, gazeteciyi hapsetmek değildir. Darısı diğer gazetecilerin başına diyoruz ama e, bu tahliye diğer gazeteciler için umut olmaktan son derece uzak. Niye öyle olduğunu da en iyi medya mahallesi bilir. Türkiye'deki medya mahallesi bilir. Cemal Yıldırım müthiş bir aktivist. Hemen her gün paylaşımları önüme düşüyor, dikkatimi çekiyor. Sonuncusunu dayanamadım burada da artık ekrana getireceğim. Emin olun açlık grevi yapıyor, eylem yapıyor, pankart açıyor, yaka paça kent merkezlerinde bir KHK'lı ve sesini duyurmaya çalışıyor bir kişi. Nasıl yani Ömer Faruk Gergerlioğlu temayüz ettiyse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda Türkiye sokaklarında da Cemal Yıldırım'dan başkası yok neredeyse. Gelip kafama vurup bir kağıt parçasına ismimi yazıp, Devletin zor gücüyle işimi ekmeğimi elimden alıp tüm hayatımı yağmalayacaklar. Bence susup teslim olacağım. Sonra eylem günü ve saati vermiş tekrar Sakarya Caddesi Ankara. İyi parti kaynıyor manşetiyle çıkmış bugün gazete pencere. Nasıl olmasın ki istifa eden edene dene işte isimleri de listelemiş. Soldan sağa Bahadır Erdem, Mesut Yılmaz, Faruk Köylüoğlu, Nebi Hatipoğlu, Aylin Anıl Arslan... ...Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz... ...birer birer gidiyorlar. Esasen bu Meral Akşener'e tepki. Esasen... E, ...muhalefet olarak bir umut ortaya koyamama... ...veya hayal kırıklığına yol açma... ...tepkisi bu. Meral Akşener'in çok fazla umurunda... ...mı bilmiyorum, umurundadır. Gidenlere üzülüyordur. Nereden nereye geldik, ne hale düştük diyordur. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Yaptığı açıklamalarla. Sadece böyle söyleyebilirim ama... E, İYİ Parti'deki erime, yani İYİ Parti kurumsal bir parti değil. Hala bir şahıs partisi ve tepki Meral Akşener'e. Meral Akşener'in dışındaki parti yönetimine veya şuna buna falan değil. Şahıs partisi Meral Akşener'in, e, var Meral Akşener varsa var yoksa yok. Böyle ve tepki de ona, yani partiye değil esasen. Meral Akşener de bunun çok e, iyi farkındadır. E, bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Zannetmiyorum. E, şu dönem İYİ Parti, özellikle seçimden bu tarafa, hatta belki seçimden önce de başlayan e, politika çerçevesinde iktidarla iyi geçinmeyi seçti. İktidarla iyi geçinen muhalefet modeli olmaya olmayı seçti. iktidarın uygun gördüğü tekliflerine evet diyen olur bunu buna bakalım düşünelim diyen bunu konuşabiliriz diyen ama uygun görmediklerinde reddeden falan böyle e, Erdoğan'ın çizdiği alanda çember içerisinde muhalefet yapmayı tercih etti. Kelimenin tam anlamıyla böyle. Üzgünüm ama böyle. Evet ona e, gönül verenler biz Erdoğan'ı devirmek için, Erdoğan'dan kurtulmak için, Erdoğan'ı istemiyoruz, seni istiyoruz deyip İyi Parti'ye oy verenler büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar Mayıs'tan Hazirandan bu tarafa. Durum budur ve bu hayal kırıklığının bir yansımasıdır. Bu giden isimler, başkaları da eklenecektir. Dönelim İsrail Gazze'ye. Bir Netanyahu klasiği. Evet. Sivil kayıpları en aza indirme çabaları başarılı olamadı demiş. Olmadı demiş. Hayır böyle bir çabası yoktu. Hatta öyle iddialar var ki ölen öldürülen İsraililerin arkasında da e, kimi olaylarda İsrail ordusunun olduğu. ama ihmal, amma kasıt, amma e, doğrudan, amma e, kaza neyse artık bilmiyoruz. E, bütün bunlar ortaya çıkar çıkacak. İsrail ordusu kendisiyle çelişiyor. Gazze'ye girdi. İşte ben hastaneleri bombalıyorum ama altında tüneller vardı dedi. Tünel çıkmadı. Ortaya koydukları mühimmat mühimmat değil. Yani bugün Amerika basınında falan bile artık Batı basınında bile bu fazla ciddi alınmıyor. Yani nasıl olsun ki? Ayrıca öyle olsa bile. Yani orası bir Hamas karargahı olsa bile içinde entübe hastaların olduğu, işte kuvözde bebeklerin olduğu bir hastaneyi bombalayamazsın filan. Hürriyet'te böyle başlık atmış. Şifa yalanı böyle söndü. İşte diyor ki Hürriyet gazetesi haberi geniş açmış ve sergilenenlere bir de böyle ordu... <laughs> ordu böyle bayrakla ve işte onun arkasında durarak bak bunları ele geçirdik. Yani biz Gazze'ye girdik ama haklıyız nedenleri de burada falan diyor. Fakat sergilediği şeyler el bombaları, vurma kutusu, Kur'an, tesbih telsiz telefon, şarjörler, sırt çantası, 6 tane kitap ve bir kelepçe. Yani... Ele geçirilen şeyler bu. Yani bu mu yani? Yani şifa hastanesini bununla mı? Yani orada şu an e, en son gelen bilgiler, doktorların, hekimlerin neyse ifadesi, e, bütün hastalar hayatını kaybetti. E çünkü İsrail ordusu girince zaten yakıt yok, elektrik yok, her şey sınırlı. Bunun için mi? Yani beş tane telsiz, iki Kur'an, bir tesbih hurma kutusu, altı kitap, üç şarjör, altı el bombası, bir sırt çantası, bir kelepçe. Çıkan bu. İkna edici bir delil sunamadı diyor İsrail ve bu fotoğrafla da böyle dalga geçiyor hürriyet. Ama aynı hürriyet bu fotoğrafları bastı. Bu fotoğraflarda da Türkiye'deki örgüt operasyonlarında ele geçirenler böyle sergilenmişti. Kitaptan başka hiçbir şey yok. Bir de birkaç dolar, euro. Burada sadece kitap var. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı. Sadece kitap var. Suç aleti. Yani bir de ya acayip bir şey. Bunları bastı Türkiye'deki gazeteler başta Hürriyet. Bakın bu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başkanında. İşte bilgisayarlar var, kitaplar var gene. Şimdi burada şu, yani önermemiz şu. Abukluk işinize geldiği zaman başvuracağınız veya söyleyeceğiniz veya tarif edeceğiniz veya işte budur diyeceğiniz falan bir kelime değil. Hukuk da öyle. İşinize geldiğinde hukuk, işinize geldiğinde abukluk, guguk. Tamamen şahsi çıkarlara, e, ideolojik taraf tutmalara veya işte yukarıdan ne denirse oradan gelecek işarete göre atılan başlıklar, takınılan tavırlar. Bu haber veya bu fotoğraf ne kadar komikse veya komik duruyorsa Öbürü çok daha komikti. Çünkü burada gene el bombası falan var. Orada o da yok. Sadece kitaplar var. Ve bastınız bunu. Vicdanı olan insanlar da orada bir tuhaflık olduğunu görüyordu. Ama dediğim gibi ele geçirdiğiniz şeye göre veya tuttuğunuz tarafa veya yöne göre tutum belirlerseniz böyle de çuvallarsınız. Çuvallarsınız yani. Ne ilk ne de son. Bakın 3 yıl sonra Türkiye'nin risk primi 350 bas puanın altına inmiş. CDS. CDS ne? CDS e, kredi risk primi diye özetleyebileceğimiz e, kredi temerrüt takası olarak kullanılan bir çeşit sigortalama işlemi. Kredit default swap. Bu kelimelerin baş harfleri. Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri dönüp dönmeyeceğine veya geri dönüp dönmeme ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor. İşte bu yani Türkiye'nin kredibilitesi Türkiye'ye hani yatırım yağıyordu. 350 bas puanın altına inmiş. Bence BP'nin akaryakıt istasyonlarını kapatmasından daha önemli bir haber bu. Toparlarken yavaş yavaş Metin Uca'yı hatırlatalım. 62 yaşında vefat etti. Bir iki yönü var olayın. İlki şu, ben Metin Uca ile yan yana çalıştım. Ee, öyle bir hani ismen tanışıklığımız, arkadaşlığımız yok, olmadı. Ama yan yana iş yaptık, Ankara'da muhabirlik yaptık, yan yana. O o zaman kanal D muhabiriydi. Ee, Metin Uca için yazar, sunucu vesaire deniyor şu anda, ama esasen muhabirdir, gazetecidir ee, ve bizden eskidir. Ee, ben çalışmaya başladığım dönemde aktif muhabirdi Ankara'da, ee, güzel haber yapardı, güzel montajlardı keşke o haberler bulunsa böyle işte bir kaçı dolaşıma sokulsa insanlar izlese Metin Uca zamanında nasıl haber yapmış diye. Genelde hayatın içinden haberler yapardı. Politik konuları fazla takip etmezdi. Politik konular politika muhabiri olmadığı zaman da onun yerine nöbetçi olarak gittiği olmuştur. Çokça karşılaştık Ankara'da. En azından biliriz birbirimizi ama dediğim gibi bir ahbaplığımız yoktu. Yaşça büyüktü bizden. Fakat hiçimiz zaman yaşını göstermezdi. 62 yaşındaydı ama herkes hayret etmiştir. Allah Allah ya yani en fazla 45'inde 50'sinde gösteriyor filan demişlerdir. Öyledir. Genç Daha gençken de öyleydi. Enteresan bir şekilde bir etkinlik için Bursa'ya giderken arac, aracının başında fenalaşıyor ve trafik kazası yapıyor. İşte en azından bir ağaca bindiriyorlar falan. Yanında veneceri de var. İki şah damarının tıkalı olduğu ortaya çıkmış. Pıhtı atmış. Her neyse. Yaklaşık 13-14 gündür, yani on, 13 gün kadar yoğun bakımda kalıyor. Birkaç operasyon geçiriyor ve tüm müdahalelere karşın hayatını kaybediyor. Cenaze programı da açıklanmış Kübra Kalem Baykara menajeri tarafından. Cumartesi günü Cemal Reşit Rey'de bir tören. Ardından Ankara, Kocatepe Camii'nden alınıp Cebeci Asil Mezarlığı'na defnedilecekmiş. Büyük geçmiş olsun yakınlarına ve medya mahallesine geçmiş olsun fakat e, başı sağ olsun özür dilerim geçmiş olsun denir mi medya mahallesinin başı sağ olsun görüşleri tipik medya mahallesi görüşleriydi yani o konuda bir şey söylemeyeceğim medya mahallesi şu anda neyse hangi ezberlerle yürüyorsa Metin Hoca da aşağı yukarı aynı ezberlerle yürüyordu en azından bir fark getirebilmişti biraz kendince esprili falan kişiliğiyle fakat son dönemde e, daha doğrusu vefat ettikten sonra vasiyeti gündeme geldi İşte ben esasen e, ülkenizde yasalar bellidir işte işte ben isterdim ki şey yapayım. yakılayım ve küllerim şeye boğaza serpilsin. bunu istiyorum. Fakat bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Çerçevesinde bir vasiyeti var. esasen mümkün 1930'lu yıllardan itibaren e, bunun yasası da var. Hıfzı verilmiş vesaire. E, bu konuda e, bir takım girişimler de olmuş ama daha sonra fiilen ortadan kalkmış, yasaklanmış. En son zannediyorum e, Türkiye 2010 yılından itibaren yurt dışında e, yakılan e, ölülerin küllerinin Türkiye'ye getirilmesine izin vermiş. Mesela geçen yıl yanılmıyorsam ve vefa denen Leyla Gencer külleri boğaza serpilmişti. Evet. Benzer bir şeyi talep etmiş. Bu bu bir haktır. Dolayısıyla kişi böyle şey yapmışsa, vasiyet etmişse, böyle dilemişse ona o uygun bir veda planlamak gerekir. Katolik inancında kilisede bu mümkün. Yani kilisede tören düzenlendikten sonra kişinin cenazesi yakılabiliyor. Yani hem dini tören hem de cenaze yakılabiliyor. İslami inançta bu olur olmaz ayrı bir konu benim alalım değil girmiyorum ama bir temel insan hakkıdır böyle istiyorsa buna uygun şartlar düzenlenmeli ve kişinin rızasına uygun bir defin gerçekleşmeli ki zaten e, polisin izni oluyor e, ne bileyim kişinin bu konuda bir vasiyetinin olması gerekiyor ayrıca yakılmadan evvel e, DNA örneği alınıyor filan yani ileride herhangi bir suç soruşturması veya herhangi bir araştırmaya söz konusu e, konu olabilir diye. Keşke bu son dileği de yerine getirebilseydi. Allah'tan rahmet diliyoruz Metin Uca'ya diyor ve bir manşeti daha böylelikle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.